Allah'tan devamlı korkuda olmak lazım. Peygamber Efendimiz'in söylemesi. Allah'ı hiç unutmayın. Allah görüyor sizi. Hiçbir yerde saklanamazsınız. Ne yaparsanız biliyor. O Peygamber Efendimiz'in imanı tarif etmesidir. İman, Allah'a inanmak, Allah hiçbir yer yok ki görmesin. Her tarafı, yani insan imanlı olduktan sonra bu aklında olur. Yapacağı her şey ona göre hesaplar. Allah helalı göstermiş, haramı göstermiş. Helal yaparken hiçbir zarar yok. Yani Allah onu bize ikram etmiş. Helalı bırakmak, yani şey için, onu zühd etmek için bırakmak başka, helalı haram gibi görmek başka. Çünkü Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram demeyin diyor. Haram değildir. Onları yapabilirsiniz. Onlar yenecek, içecek şey yahut yapılacak şeyler var. Onları yapmak Allah rızası olduğu için Allah imanımız, ibadete kuvvetlenelim, ibadet yapalım diye yaparsanız onlar da ibadettir. Ne olursa olsun, yani bazı şeyler olmaz dersiniz. Yok, olur. Onu helal kılmış Allah Azze ve Celle. Onu yapabilirsiniz. Ama helalı da haram, haramı da helal demek, o da aynı şeydir. Haram olan şey haramdır. Onu fetva vermeyin. Ama vesvese etmeyin. Haram ayrı, helal ayrıdır. Yani haram yaparken Allah'tan korkmanız lazım. Helalı kullandıktan sonra yahut işledikten sonra hiçbir şüphe kalmasın içinizde. Allah Azze ve Celle her şeyi göstermiş. Peygamber Efendimiz'in vasıtasıyla yapılacağını hepsi en ince teferruatına kadar yapılmış. Tabii herkes onu yapamaz. Hepsini bilmesi için alim olması lazım. Ama tabii belli yapılan şeyler bellidir. Vesvese yaptıran şeytandır. İnsanlardan da vesvese yaptıran şeytandır. Çünkü bir takım insanlar çıkmış, helalı haram diyorlar. Ona haramı helal demesi kadar günahtır. Allah muhafaza etsin. Allah kolay getirsin. Fatiha.